Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Bülent Ertuğrul, yılbaşında uygulanacak olan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının tatil değil, aile bireylerinin bu kısıtlamayı kendi aralarında geçirmelerinin önemli olduğunu söyledi. İngiltere'de şu anda yeni ortaya çıkan bir varyant suş var. Bu varyant suş gene SARS-CoV-2 olarak adlandırıyoruz ve bunun bir varyantı, yani bir değişmiş versiyonu. Özellikle hücreye yapışan bölümünde virüsün ufak bir değişiklik gösterdi ve insanlar arası geçişin daha kolaylaştığı bildiriliyor şu anda. Ama bilimsel veriler henüz daha tam olmadığından dolayı bu konuda yeterli bir bilgimiz yok. Hastalığın ağır geçirilip geçirmeyeceği yönünde de bir bilgimiz yok. Bunun için de yeterli bilimsel verimiz yok. Zaten Dünya Sağlık Örgütü de bu konuda bu virüse ilişkin tüm verilerin toplandığını ve değerlendirileceğini söyledi. Şu andaki bilgilerimiz ışığında bu yeni mutasyonun aşıyla ilişkisinin çok olmayacağı yönünde bilgilerimiz. Çünkü bu mutasyon bölgesi çok küçük bir bölge ve bir proteinde ufak bir değişiklik var. Virüsün insan hücresine yapıştığı yerde. Bizim antikorlarımız o proteinin bir bütününe yönelik yanıt verdiğinden dolayı şu anda aşıyla oluşacak antikorların etkilenmeyeceğini düşünüyoruz, öngörüyoruz. Ama bunun için de gene henüz konuşmak çok erken. İleriki dönemde bu mutasyon birikimleri olursa eğer ve mutasyonlar çok fazla olup o protein yapısı tamamıyla değişirse, o zaman aşıların etkilenebileceğini söyleyebiliriz. Ama şu an için aşının bu mutasyondan etkilenmesi diye bir şeyin söz konusu olmayacağını düşünüyoruz. Peki hocam, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması var. Özellikle aile bireylerinin neler yapması gerekiyor bu durumda, kısıtlamada? Şimdi öncelikle şunu söylemem gerekiyor. Bu 4 günlük kısıtlama bir tatil kısıtlaması değil. Yani insanların tatile gitmemesi gerekiyor. Çünkü şu anda hani aldığımız haberler, duyumlar, insanların bunu bir tatil olarak algılayıp işte otellere gidip oralarda konaklayacakları yönünde. Bir kere bunun olmaması gerekiyor. Çünkü oralar gerçekten riskli bölgeler olarak söyleyebiliriz. İkincisi, kısıtlama süresi boyunca çekirdek aile dediğimiz aile bireyleri dışında iletişimlerini minimuma indirmeleri gerekir. Yani bu kısıtlama birbirimize gidip misafirlikte oturmak anlamına da gelmiyor. Ki bu kısıtlamanın içerisinde bir gecede yılbaşı gecesi, yani ortak bir biçimde 3-5 ailenin toplanıp yılbaşı gecesi kutlaması yapması diye bir şey söz konusu olmamalı. Çünkü adı üzerinde bir kısıtlamadan bahsediyoruz. Bunun dışında da aile bireyleri içerisindeki en riskli bireyler dışarıyla iletişim halinde bulunan anneler, babalar veya dışarıda çalışan gençler diyelim. Onların da ev içerisinde olabildiğince dikkatli bir biçimde diğer aile bireylerine, özellikle eğer aile içerisinde bir yaşlı, altta yatan hastalığı bulunan insan varsa, onlarla iletişimlerini belirli oranda kısıtlayarak davranmalarında fayda var. Peki hocam, bu kısıtlamaların böyle devam etmesi gerekiyor mu? Vaka sayıların özellikle düşmeye başladı. Olgu sayıları düşmeye başladı. Evet, bu bir sevindirici. Çünkü biz insan hareketliliğini azalttık. Fakat henüz yeterli bir düşmeden söz edemeyiz. Yeterli olabilmesi için bu olgu sayılarının aynı Haziran ayındaki o 1000 sayılarının altına düşmemiz ve yaşamını yitiren insan sayısının da çok 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 azalmış olması gerekiyor. Ama şu anda yaşamını yitiren insan sayımız her gün bir rekor kırıyor ne yazık ki. Bunun da nedeni ağır hasta sayımızın hala çok yüksek olması. Yoğun bakımlarımızda ve servislerde bir miktar rahatlama sağlanmaya başlandı ama hala doluluk oranlarımız çok yüksek. Bu anlamda da kısıtlamaların bu şekilde, hatta bence daha ağır bir biçimde devam etmesi gerekiyor. Özellikle yurt dışı geçişlerin bir an önce ki kısmi olarak yapıldı ama bir an önce diğer ülkeler açısından da yapılması gerekir. Ve şehirler arası geçişlerin de kısıtlanmasının buna eklenmesi bence olgu sayılarını daha da düşürecektir.